Herkese hayırlı günler, değerli izleyicilerim. Bugün gördüğünüz gibi karşınıza turşuyla geldim yine. Kışlık turşumuz. Fasulye turşusu yapacağım. Bu görmüş olduğunuz fasulyelerimiz taze, bahçeden. Bir arkadaşımın bahçesinden organik bir turşu olacak. Köy domatesleri görmüş olduğunuz gibi. Tamamen olgunlaşmamış domateslerimiz, biberlerimiz. Bunlardan karışık bir turşu yapacağım bugün sizler için. Nasıl yapıldığını gelin hep beraber izleyelim. Bütün malzemelerimi güzelce yıkadım. Mis gibi oldular ve şimdi turşumuzu kavanozumuza yerleştirelim. Fasulyelerimizi böyle birer birer ayıklayıp koyuyoruz. Domateslerimize de bıçağımızın böyle ucundan batıracağız arkadaşlar. İçerisine turşumuzun suyunu güzel çekmesi için. Biberlerimizin de şöyle uçlarını keseceğim. Buralarına da bıçağımızı batıracağız. Biberlerimizin sap kısmının uçlarını biraz keselim. Yer tutmasın diye. Böyle tamamen su alacak şekilde keseceğiz. Burası toprağa geldiği için çürük değil aslında. Bu da kapya biberin yeşil hali. Henüz kızarmamış. Bunu da bıçağımızdan batıracağız. Şunu da şöyle keselim. Bunu da böyle koyacağız. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Bu kızarmış hali. Kapya biberlerimizin. Köklerini biraz keselim. Tamamen organik arkadaşlar. Katkısız yani. Bıçağımızı batıralım. Küçük olanlara da. Bu biberleri çok küçük olduğu için sası bir tat olur. O yüzden böyle bıçağımızı batırıyoruz. İçerisine turşu suyunu geçmesi için. Tüm malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 1 litre 200 gramlık kavanozum var. Ve içerisine ilk önce böyle fasulyeleri kenarlarına gelerek gelecek şekilde dizeceğim. Fasulye turşusunu seçerken arkadaşlar çok nazik, taptaze bir fasulye seçin. Turşunun olmazsa olmazıdır o.
şekilde hem daha lezzetli olur. Hem turşunuz daha çabuk gelir kıvamına, yeme şeyine. Böyle fasulyeleri koydum. Şimdi sarımsaklarımızı atalım. Burada bir baş sarımsak var. Kapya biberlerimizi de kenarlarına böyle düzerek. Böyle ortalarına domatesleri. Hem domates dışarıdan renkli duracak arkadaşlar. Kenarda olduğu zaman da böyle. Şöyle biberlerimizi sıkıştıralım. Sirke ve tuzumuzu attığımız zaman kavanozumuzdaki bu sıkışıklık tamamen eriyecek, yumuşar. Kalan sarımsaklarımızı da üzerine koyduk arkadaşlar ve şimdi kaya tuzumuzdan 1 2 ve 3 3,5 tatlı kaşığıyla 1 kilogramlık kavanozumuza 1 kilo 200 gramlık da kavanozumuz 3,5 tatlı kaşığı tuz koyduk. Ve üzeri içinde yarım çay bardağı kadar sirkemiz. Bir tatlı kaşığı kadar da şeker. Ve arkadaşlar üzeri için asit düzenleyici olarak da bir adet limon tuzumuz, iri bir limon tuzu, şöyle göstereyim, üzerine koyduk. Ve kaynamış olan sıcak suyumuz, kettle'da, onu üzerine boşaltacağız. Sıcak suyumuzu da doldurduk turşumuzun üzerine. Ve üzeri için maydanoz sapları, benim her zaman kullanmış olduğum arkadaşlar. Suyumuzu biraz fazla koyduk. Şöyle alalım biraz. Kapağımızı kapatacağız. Bu şekilde turşumuzu kapağını kapattık. Havalar güzelce soğuyana kadar turşumuzu açmayacağız arkadaşlar. Zaten suyunun bulanıktan açık renge dönüştüğü zaman turşumuz olmuş demektir. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Bugün size kışlık turşuyla geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.